Arkadaşlar şimdi gelelim çizimimizi yapmaya. Bodrum katımızda gördüğünüz gibi bodrum katları tamamen perdeden oluşur. Bu perde yani betonarme perdedir. Bu çizimi yapabilmek için layer'ımızı ayarlamamız lazım. Layer properties penceresine tıklayıp şöyle açılmasını sağlıyorum ve new layer'a tıklıyorum. Buradan şuna betonarme diyelim. Bir layer atalım. Bu layer'ın rengi de şöyle şuradan rengin de böyle şu renk olsun. Şu renkte olabilir. Tamam bak. 144 kodlu renk olsun. Buraya 144 yazarsanız da bu rengi elde edersiniz. Okey diyelim. Şimdi bununla çizimimizi yapacağız. Şimdi bakın öncelikle bir inceleyelim. Bakın 25 santimlikmiş bizim bu betonarme perdemizin kalınlığı. Ve her tarafta da aynı. Bakın her tarafta 25. Gidiyor devam ediyor. 25. Her tarafta 25 olduğunu bütün projeyi incelersek görebiliriz. Bakın hep 25 santim kalınlığında. Ve içinde 3 santim içinde bir sıva layer'ı var. O da gri ile çizilmiş şurada. Biz bunu multiline da çizebiliriz. Ama multiline ile çizmeyeceğim ben. Normal bir çizim yöntemiyle çizip daha sonra join yapacağım. E, Line'ımızı alalım. Ve şöyle önce bir çizimimize bakalım. Şuradan şu köşeden şuraya kadar üstte okuduğumuzda 880 olduğunu görüyoruz. Bakın şuradan başlamış bu çizgi ta nereye kadar gelmiş. Şurada tik koymuşlar buraya kadar. Tam uca kadar 880. Sonra da aşağıya 135 ineceğiz. Sonra da sağa 262,5 geleceğiz. Sonra da yukarıya çıkacağız. Yapalım. 880 diyelim. Linea diyelim. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle linea tıklayıp tıklayalım. F8'e basalım. Dik çizeceğiz çünkü hep. 880 enter. Şöyle gidiyorum ne yapıyordum? 135 aşağı. 135 enter. Sağa gidiyorum. Ne kadar gidiyorum? 262.5'miş. Şuradan tam şuraya kadar. 262.5 virgül 5 değil. Enter. Yukarıya ne kadar gideceğimi buradan kestiremiyorum. Kestiremiyorum ama bakın şurada iki aks çizgisi arasında kaldığını görüyorum. Bir şu çizgi bir de şuradaki çizgi. Yani şu şu aks ve şu tam şuradaki aks arasında. Bu iki aksın arasında okursam demek ki o mesafeyi bulacağım. Kaçmış? 115. Demek ki şu ara 115'miş. Yukarıya da 115. 115 enter diyorum. Ve şimdi şu 25 ya. Ben bunu aynalayacağım ya. Onun için 12.5 yapacağım şimdilik. Bunun yarısını çizeceğim. Çünkü bunun dörtte birini çizdiğimde Öteki taraflarda da bakın bu da tam simetrik. Şu parçayı çizip öteki parçalara da mirrorlayacağım. O zaman buraya 12.5 yazıyorum. 12.5 enter. Şimdi şu aşağıya da gelelim. Aşağıya da çizelim. Şimdi şu dış çizgi çizeceğim aşağıya kadar. Bunun mesafesi de arkadaşlar şu aksla şu aks arasındaki mesafe. Yani en üstteki aks kaçmış? 19 numaralı aksla 19 numaralı aksla 15 numaralı aks arasındaki mesafe kadarmış. Yani 620. Bakın 620 burada ölçüsü verilmiş. Şu baştan şu aşağıya kadar tik konmuş 620 diye de buraya yazmışlar. O zaman line'a gelip tekrar şu ucu yakalayıp 620 enter diyelim. Sola ne kadar gideceğiz? Şuraya Şuradan gideceğiz şimdi. Şuradan şuraya kadar. Şimdi Enter diyeyim. 9'dan çıkayım. O ne kadar gideceğimizi göstereyim size. Bir kere şurada bir aks var. Bakın burada bir A aksı var. Bu A aksı çıkmamış bu çizimde. Şu A aksı tam şunun başına kadar geliyor. Demek ki bu A ile B aksı arasında kalan bölge 145 santimmiş. Bunu bulmanın diğer yöntemi de şudur. Şuradan şuraya kadar 145 ise şunu da eklerseniz burada da bir 25 var. Ne yapar? 170 eder. 170. Yani buradan bu başa kadar 170 eder. E şuradan 25 santim kısarsak, kesersek tekrar 145 eder. Şu arası 145'miş yani. Diğer yöntemde zaten burada A aksı çıkmadığı için şuradan şuraya geliyor. Buradan da 145 olduğunu şuradan da okuyabiliriz. Hemen line'a geliyorum. Şuradan 145 sola aşağıya da 350 şuradan şuraya 350 enter. Sağa doğru ne kadar gideceğim? Sağa doğru da demin ki yöntemle gideceğim. Bakın içerisi ne kaçmış? 105. 105. Şuradan şuraya toplayın. Şurada bir 25 santimlik ya bu perde. Şuradan görüyorum bakın. 105, 25 daha 130. Yani bu başından, perdenin bu başından şuraya kadar 130. E, 25 santim çıkarın şuradan. Tekrar 105 edecektir. Burası 105 olduğunu anlayacaksınız. O zaman sağa doğru da 105 enter. Çıkayım biraz. Şimdi şu arası bana lazım. Bu arada bakın şurada şurada bir tik koymuşlar. Şuradan şuraya kadar ölçülmüş. 312,5. Tıklıyorum. Lineımı alıyorum. Şöyle ucundan yakalayıp 300 312. .5 enter diyorum. Şimdi sola geliyorum. Sol tarafta şu A aksı çizli olsaydı daha kolay anlardık ama bunu da 105 olduğunu bilmeniz. Yani şunla aynı hizada olduğu için şunun da uzunluğu 105'tir arkadaşlar. Şunu da şöyle bakın hiza göstererek de tıklayıp çizebilirsiniz. Enter. Şimdi ha bir de şunun şuraya kadarlık bir bölümünü yapalım. Bunun kendisi 25 santim kalınlığında yarısını çizeceğim. Çünkü mirrorlayacağım. Şuradan şuraya 12.5 enter diyorum. 25 santim yapmadım. Şimdi şuradan şu köşeye kadar, şuradan şu köşeye kadar çizdim. Ne demiştim? Ölçülere bakarsanız burun bu tarafının şu tarafla ve hepsinin birbirine aynı simetride olduğunu görürsünüz arkadaşlar. O zaman ben şunların hepsini seçeyim. Hatta hepsini seçip biraz yukarıya taşıyalım şöyle. Şu eksenin içine taşıyalım. Şöyle move'la şuraya bir yere gelsin hatta. Evet. Hepsini seçeyim. Seçtikten sonra J Enter. Join. J Enter yapıp bir polyline yapmış oldum. Artık tek de seçebilirim. Tıklayayım. Bakın şimdi mirror yapacağım. Mirror yapacağım. Tam nereden? Tam buradan. Bak ben bunu 12.5 çizmiştim ha. Şimdi mirror'ı şuradan verdiğim zaman 25 olacak zaten. F8'e basın. Şöyle dik çizin. Dik çizmiş olun. Evet. Bir mirror yapmış olduk. Şimdi bu ikisini aşağıya da mirrorlayacağım. Hepsini seçeyim. Ve şuradan mirror'ımı tekrar alıyorum. Şu uçtan yakalıyorum. Bunda yarısını çizmiştik. Bak yarısı geldiği için tam 25'e tamamlanmış olacak. Şuradan şuraya kadar da çiziyorum ve no diyorum. Enter diyorum. Çıkıyorum. Bakın dış tarafın çizimini tamamlamış olduk. Simetrik olduğunu tamamen simetrik olduğunu görebilirsiniz. 262.5 262.5 yukarılara bakın. Aynı. İşte 880 Burada da 880, şurası 880, burası 880, şu ölçüye bakın 620, burada da 620, burada da 620, burada da 620. Bu şekilde tam simetrik olduğunu gördükten sonra böyle güzelce bir şekilde çizmiş olduk.